Selamlar olsun. Yeni bir analiz videosu. Bu videodaki analizler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerinize göre yapın. Uyarısını yapayım. İkinci bir uyarı da Bitcoin'in sert hareketlerine karşı dikkatli olun. Portföyünüzde mümkün olduğunca en az %50, %60 Bitcoin bulundurun. Çünkü Bitcoin sert yükselirse de bu altcoin'lere yaramıyor. Düşerse de altcoin'lere yaramıyor. Stabil olana kadar Bitcoin'i elinizde mümkün olduğunca tutun. Yok ben altcoin'ciyim, altcoin'de kalacağım diyorsanız da altcoin miktarınızın büyük bir kısmını Ethereum'a ayırın diyeyim. Telegram kanalı kurduk. Telegram kanalında da şimdilik işte 20 kişi filanız. 200 kişi filan olunca üyeliği kapayacağım. Amacımız işte mesai saatlerinde bakamıyoruz, edemiyoruz. O 200 kişi birbirini kollasın. Herhangi bir art niyet işte pumplama, coin pumplama niyeti olmadan o 200 kişi birbirini kollasın. O yüzden gelirseniz ve yakın arkadaşlarınızı böyle ilgili arkadaşlarınızı çağırırsanız sevinirim deyip ilk analizimizi yapıyoruz. Zilcoin. Zilcoin, Zilinga sevdiğim bir coin. 10 milyar adet var. Bakın all time'a bakınca bunu bu arada 10 centten ucuz 5 altcoin videomda da mesela Ravencoin'den bahsetmiştim. Onu da anlatmıştım. O zaman 9 sentte 2x'e kadar çıktı coin. O videoyu da öneririm. Güzel bir coin. Yani şey güzel bir video. 10 centten ucuz videosu ve benim teorime göre birçoğu artık o listeye giremeyecek. Yükselecekler çünkü. Bakın şu BTC bazında all time'a bakınca bu 2018 boğa döneminde şu BTC bazındaki derecesine birazcık yaklaşması bile bu coin'i uçurur. Ben bu olayı birazcık dikkat ediyorum ve işin teknik kısmına gelirsek de 2020'nin ikinci yarısından sonra bu coin'i bir toplamaya başladılar. Bakın şu evrede hacimlerdeki artışı görüyorsunuz. Şu evrede güzel topladılar. Sonra bu çanağını yaptı. Kulpunu yapmadan bu çanak kadar zaten bir yükseldi. Çok güzel uydu. Şimdi yeni bir çanağını da yapıyor. Hacmi yine fena değil. Bu çanak kadar yine bir yükselme yapar mı? Şöyle bir bakınca trende çok güzel uyuyor şu kanala. Şu kanala da çok güzel uyuyor. Şöyle bir 15 dakikalığa da bakalım. 15 dakikalığa bakarsak da çanağı şöyle bir uzatalım bakalım. Şunun da bir boyuna bakalım ne kadar oluyormuş. Bizim köpekler yine coştu tabii. %20 oluyormuş. Yani şöyle güzel kanala, tekniğe uyan. Bugün de zaten dolar bazında bir %10 verdi. Güzel bir coin. Potansiyelli bir coin. Ben elimde bulunduruyorum ve %20 yapma ihtimalini şu trendi bozmadığı müddetçe bu coin'i satmam. Şu trendten bahsediyorum. Bakın şunu bozmadığı müddetçe ben bu coin'i satmam ve yani potansiyeli var gerçekten. Özellikle de şurada bakınca Bitcoin bazında birazcık şu kısımlara gelmesi bile şu an olduğu durumun en az 2-3 katı eder. O yüzden potansiyelli deyip VeChain'e geçiyorum. VeChain'de benzer bir grafik, benzer bir trend uyuyor. Şu an bu 15 dakikalık bir grafik. Çok güzel bir çanak yapmış gördüğünüz gibi. Teknik analize göre de bu çanağı tamamlayabilir. Burada bir çakma bir omuz da var. O yüzden ben VeChain'e güveniyorum ki zaten bir analiz videomda geçen hafta yine izlemiştim. Onu da izlerseniz açıkçası bu çanağı tamamlayabilirse bu da VeChain'in bir %20 yapması anlamına gelir. Ama tabii ki de bunların hepsinin Bitcoin'i de bir tarafımızda bir düşünüyoruz yani. Bitcoin'den kendimizi somutlamıyoruz. Bitcoin izin verdiği müddetçe bu coinler gider. Şöyle bir hatta şurada bir Fibo kanalına da bakalım. Nasıl ilerliyormuş? Var mı bir böyle uydurabileceğimiz? Şöyle mıknatıs modunu kapayayım. Şöyle bir bakarsak. Şöyle bir bakarsak. Çok da sevmedim bunu. Şöyle bir bakarsak. Yani şu direnci geçerse bu çanak artık çanağı tamamlayıp ikinci bir maceraya atılacak gibi duruyor. Şu en alttaki sarı çizgiyi bozmadığı müddetçe VeChain'e de güveniyorum. Ve son coin'imiz Neo. Neo bu ayıp 2018'den sonraki başlayan ayıp piyasasında belki de yatırımcısını en çok üzen coin Çin Ethereum'u diye başladı biliyorsunuz. Yani sevmediğim kısım bir
arkasında Çin Holding'i var. Global bir Çin Holding'i var. Yani merkeziyetsiz değil. Ripple'da da bu durumu çok sevmiyorum biliyorsunuz. Ethereum'la teknolojisi çok benzeyen bir coin ve Ethereum'la benzediği için tabii ki de ilk çıktığında muhteşem ünlüydü. 200 dolarları görmüştü. Hatta şöyle bir yine buradan bakayım. 200 dolarları görmüş bir coin de Bitcoin bazında bakın görüyorsunuz. Neredeyse %1 Bitcoin'leri görmüş bir yüzde hatta şey %15'ler Bitcoin'leri görmüştü. Şu an ise bakarsak neredeyse 10 binde birler civarında. Bu 200 dolarlardan nerelere kadar düştü? 7-8 dolarlara kadar düştü. Tabi burada sadece trendi grafiği suçlamamak lazım. Açıkçası ben Neo tayfanın yani geliştirici tayfanın da birazcık tembel olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir uzun vade bakarsak bir kere muhakkak ki burada alıp da hala bekleyen yani çünkü 200 dolardan aldığını da 8 dolarda bozmaya kıyamamış birçok insan olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir bakarsak şuralarda da güzel mal toplandığını düşünüyorum açıkçası. Bu mal toplandı ne oldu? Şu son 2 haftadır, 3 haftadır muhteşem bir yükseliş trendine girdi Neo. Peki, bitti mi? Yani daha fazlası yok mu? Şöyle trende bakarsak daha fazlası da olabilir. Hala yükseliş trendinde ve çok stabil bir şekilde yükseliyor. Ben bunu çok seviyorum bu yükselişi. Bak hatta örnek vermek gerekirse Türk borsasından da İsmen hisseye bir bakalım. Ve görüyor musunuz? İsmen İş Yatırım Menkul Değerler 7 liradan böyle stabil stabil çıktı. Bu çok abartmadan çıkışları çok seviyorum ben. Şöyle hatta 2 saatliğe de bakalım. Yani hala yükseliş trendinde. Neo ve dediğim gibi güzel bir mal toplandı. Yani bunca sabredenler bu arada 20 dolarlarda da şu Ocak ortasından Şubat'a kadarki evrede de altcoin'ler uçarken Neo bayağı stabil kaldı. Yani burada çok bekletti yatırımcısını. Ama sonunda 48 dolarlara çıktı. Ama bakınca bu acaba daha da gider mi? Yani şu seviyelere bakınca hiç değilse şuralara yaklaşır mı acaba? Yani 80 dolarlara gelebilir mi diye düşünüyorum. İnsan da açıkçası neden olmasın deyip risk alası geliyor. O yüzden diğer iki coin'e güvendiğim kadar güvenmesem de ben bu riske değer diyorum ve Neo için yani şu yeşil barların haftalık yeşil barların devam etme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani 80 dolarlar Neo için 80 dolar olursa açıkçası o nasıl oldu demem. Teşekkür ederim. Benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Akşam bir analiz videosu daha atacağım. Eğer merak ettiğiniz coin olursa yoruma yazarsanız onlara da bir bakmaya çalışırım. Teşekkürler.